Ben o 11 sene 4 ay çektiren bir örgüt, atoyu basan bir örgüt, camı çerçeveyi kıran bir örgüt, ben FETÖ'cüymüşüm. Ve diyor ki savcılar suç duruşunda bulunuyorum diyor. Bu arsanın diyor yarısına %50'sine el koysunlar diyor. Ya arsanın %50'si benim değil ki zaten ya. Arsa 12 bin metre, 9 bin metresi Togo ailesinin, 3 bin metresi benim. Yani beni FETÖ'ye nasıl bağlamaya çalışıyor? Ya adamlar bizi orada Silivri'de konuşturmadı. Adamlar bizi burada da konuşturmuyor FETÖ'cüler. Ben bunlar hakkında iddialarda bulunurken ve tuttular beni savcılığa suç duyursa bunlar. Tekrar gittim ifade verdim. Mansur Yavaş diyor ki iddiasında biz 25 milyon okul için istedik. Habire Cahila'da. 25 milyon okulun bedelini sen nereden buldun ya? Ben diyorum ya kaç para bir okul? Ben bilmem diyor. Diyorum ki ya 2-3 milyona biter işte. 4 milyona arsa dahil 7 milyon lira. Olur mu abi 32 derslik okul 25 milyon lira diyor. Sana ne kardeşim? Hangi sıfatla benimle konuşuyorsun? Sen bu okulu belediyenin adına istiyorsun. Televizyonda diyor ki Mansur Yavaş, AK Partili, MHP'li, CHP'li, İYİ Parti üyelerle hep beraber anlaştık. Beni belediyeye çağırdılar. Perşembe günü saat 3-3.30 civarında. Yanımda da kız kardeşim var. Bir konuşalım diye. 8 meclis üyesinde abi ne vereceksin? Abi dedim ya bizde hiç mi korku yok ya? Bu nasıl bir soru? Ne vereceksin? Ne vereceksin diye bir tabir yok. Ya burası dinleniyordur. Adım adım takip ediliyorsunuz. Benle bu konuyu nasıl konuşursun? Arkadaşlar yani devlet müdahale olsun. Bu yanlış bir borçlandırma yapar Büyükşehir Belediye'yi. Bunun gitmesi değil. Yanlış bir imza atar bu adam. Yanlış bir uygulama yapar bu adam. Burada yaptıkları gibi. Buranın yaptık hepsi yanlış.